Kanka. Bunu kapatalım. Evet, buyurun. Başlıyorum. Ya. Evet, Cihan Hanım, Cem Bey, hayırlı olsun diyelim öncelikle. Çok bugün teşekkür ederiz. Neler söyleyecektiniz öncelikle? Biraz sizinle bahsetsek. Vallahi çok heyecanlıyız. 2 Şubat'ta vizyona giriyoruz. Çok tatlı, çok güzel, naif bir aşk filmi çektik. Sevgili partnerimle. Evet. Evet, Cem Bey, size evet, gerçekten keyifle, güzel bir şekilde bir film çektik. Tam da böyle zor zamanlarda güzel aşk filmi kalbimizi ısıtacak, evet, yüreğimizi neşelendirecek. Şubat'ta, 2 Şubat'ta herkesi bekleriz. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Biraz karakterlerden bahsetsek. Cem Hanım, nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz? Bir ressam galiba. Bir ressam, bugün Şirin. De, evet. Bir ressam gibi. Evet, bugün de bir bugün ressam gibi evet. Aranıza geldim. İdealist bir karakter benim karakterim. Çok fazla spoiler vermekten çekiniyorum açıkçası. Biraz verin ama dikkat. Evet, evet. Aşk filmi. Resim yapıyor. Resim yapıyor. Resim yapıyor. Aşk filmi. Bir aslında bir zamanlama filmi de diyebiliriz. Aşkın siz bir şey. Aşkın zamanlaması aşkın filmi. Zamanlaması. Murat hocamızın da dediği gibi doğru zamanda, doğru insanla, doğru yerde olabilme ya da olamama filmi diyelim. O anlamda da aşkı... Felsefi bir yönde var sanırım. Yani felsefi değil de... Bilmiyorum felsefi... İnandığınız bir şey mi? Az önce bahsettiğim şeyler. Yani belki de. Belki siz de. Kendi karakterinizden biraz bahsetseniz. Ben de Ali Yaman karakterini oynuyorum. Tutkuyla aşık ve aşkının peşinden gitmeye çalışan ve aşkını yaşamak isteyen bir karakteri oynuyorum. Ne sürede çekildi, evet. Nerelerde çekildi biraz da teknik bilgiler alsak sizden başlayalım. Bir iki hafta İstanbul'da çektik. Bir iki üç haftada Bozcaada'da çekimlere devam ettik. Çok güzeldi. Özellikle Bozcaada ayağı evet. Çok büyüdü. Biraz tatil gibi oldu herhalde. Oldu valla. Hem tatil hem iş. Evet. Öyle güzel keyifli bir film çekince hem iş gibi oldu hem de tatil gibi oldu. Eğlenceli geçmiş set. Öyle güzel. Sevdiği çok güzel. İşi yapınca çalışıyor gibi hissetmezmiş o yüzden. Tabii işin içine bir de deniz ve güneş olunca işle beraber değil mi? Çok keyifli anlar yaşanmıştır bu hakikaten. Tatilin tarihini hemen soralım. 2 Şubat'ta galiba. 2 Şubat'ta Türkiye'de. 8 Şubat'ta da Avrupa'da gösterime girecek evet. Sinemalar. Tam böyle adından anladığımız şeyi mi anlatıyoruz? Hani bir mevsimde geçen bir aşk hikayesi midir? Yani her aşkın bir mevsimi vardır aslında. Doğru mevsim geldiğinde. İnanıyor doğru musunuz zamanda? O doğru zamanlamaya real hayatınızda? Evet. Doğru zaman doğru yer önemli. Doğru. Hem sizce de değil. Hem romantik anlamıyla Dilan'ın da dediği gibi hani aşkın mevsimi var. Bir de aynı zamanda da gerçek hayat yani gündelik hayattaki o mevsimlerin geçişleriyle beraber aşkın evrimi, değişmesi, dönüşmesi, kaybolması ya da yeniden doğmasını da anlatıyor hikaye. Bir ressamı canlandırıyorsunuz. Normal hayatta da bir içli dışlı mısınız bilmiyorum ama sever misiniz resim yapmayı? Nasıl hazırlandınız? Açıkçası çok yeteneğim yok ama tabii ki çok seviyorum. Her gittiğim yerde sergileri gezmeyi seviyorum. En son işte Londra'da Tate'e gittim. Gaston'un sergisini çok merak ediyordum. Şimdi modern sanat tarihi derslerine başladım. O yüzden ilgi alanım. Evet. Ama keşke daha yetenekli olabilseydim. Filmler biraz zorlamış ama. Evet. Evet. Filmden sonra belki bir şey uyar yani o tarafa. Yani yetenek. Eğitim falan. Valla eğitim belki de bakalım biraz üstüne gideyim. Belki de eğitim alırsınız. Ben de ressam değilim o yüzden bir şey söyleyeyim. Ne hayatta. Size ben sürekli aşk peşinde koşuyorum. Koşturuyorsunuz. Ben bayağı koşturuyorum. Öyle mi? Doğru mu anladın? Kaçıyorsunuz. İşte mevsim değiştikçe her şey değişiyor. O yüzden. Film kaç ay sürüyor? Film 8 yıl sürüyor. 8 yıllık bir dilimi konu alıyor. Sonunda neye bağlıyoruz peki? Koşmaca, kovalamacanın sonunda. Onu artık izleyeceksiniz. Evet. Peki yani az çok konuyu anladık ya böyle gerçek hayatınızda da bu tarz şeyler yaşadınız mı? Çok kovalanıp kaçtınız ya da kovalayıp kaçtınız böyle bir dönem oldu mu? Çok ara gidiyorsunuz. Yani ben çok kovalanmadım ama ortaokulda kovalarken çok kaçan oldu. Üzülerek söylediniz. Yok yani ama hani filmle böyle örtüşen belli başlı paralellikler oldu yani. Sizin aynı soruyu. Oldu bir şeyler diyelim. Genelde kaçan taraf mı? Girmeyeyim ben şimdi hiç o konuda. Doğru Selma Hanım geldi. İşaret yapıyordu oradan. Abi motive ya bir motive edin arkadaşlar. Tamam mı? Arkamdan.
Çalışma ortamını. Bozcaada'da. Bozcaada'da başladık. İstanbul'da tamamladık filmi. Yıllardır çakalların arasında kaldığım için böyle iki güzel insanla birlikte çalışmak beni çok mutlu etti. Nezih bir ortam oldu. Nezih bir ortam oldu. Özellikle Şevket Çoruh tabii gözlerimiz aradı. İster istemez bir iki sefer Cem'e Şevket diye seslendim, abi ben Cem dedi. Güzel bir film oldu. Duygu dolu bir film oldu. Yoğun duyguları içeren bir film oldu. Uzun süredir Türk sinemasında açık açık aşk meselesine dalan bir film yoktu. Ben de milletimizi çok güldürdüm. Biraz da ağlatalım istedim açıkçası. O yüzden aşk mevsiminde seyircilerimizi duygu dolu dakikalar bekleyecek. Siz filmi beyaz perdeye yaptınız. Son dönemde yapımcılar daha çok dijital tarafını tercih ediyor ama. Evet, ben sinemacıyım. Organik sinemacıyım. Bu işin eğitimini aldım. Benim ustalarım Halit Refik, Metin Erksan, Lütfü Akat. Yani Türk sinemasına Türk sineması yapan insanlar. Dolayısıyla benim bir misyonum var. Evet. Ben sinemacıyım ve Amerikalılar için çalışmıyorum. Deyip. Öyle. Burada şey giriyor değil mi? Ama öyle. Hayır öyle yani. Burası bizim ülkemiz ve bizim sinemamız. Biz sinemamıza sahip çıkıyoruz. Bu açıklamalardan sonra biraz acaba dedim. Ne olacak abi, ben kendi varlığımdan şüphe edecek halim yok yani. Dijitali hiç mi satmadınız? Dijitale satıyoruz. Ama onlar için çalışmıyoruz. Yani o şey demek önce değil. Önce Türk sineması, Türk seyircisi, kendi ülkemiz sinemasının çıkarları, sonra kendi çıkarlarımız. Yani Suudi Arabistan'da da maç yapmadık. Eyvah. Ama öyle abi yaptık mı? Hani bu işler böyle. Bazı evet. değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor ki çok ülkemiz dediğimizde bir anlamı olsun değil mi? Çok evet. Birçok da film girdi vizyona. Evet. Rekabette. Rekabet çok güzel. Sinema salonları, çeşit çeşit filmler var, komedi var. İşte aşk filmleri var, evet. Atatürk filmi var. Dolayısıyla seyirciler sinemayı da özlemiş. Salonlar vallahi güzel gidiyor. İnşallah bizim filmimiz de yeteri kadar ilgi görür. Bilet fiyatları çok tartışılıyor. Madem bu kadar şey konuştuk, evet, bunu da konuşalım. Evet. Ülkemiz bir enflasyon sarmalına girdi. Her birimde bir fiyat artışı olduğu gibi bilet fiyatlarında da artış var ama yani iki kahve parasına da bir film bileti verelim yani. Ondan da daha pahalı ürünler var. Mesela siz zorlanıyor muydunuz öğrenim dönemlerine sinemaya gitmek için bilet fiyatları da o zaman da böyle miydi? O zaman onu biliyorsun. O zaman bu kadar değildi galiba. O zaman daha kolaydı bence daha gidebilmek. Kolaydı. Yani işte dediği gibi Murat abinin enflasyon ve iyice ülkenin koşullarından ötürü gitgide zorlaştı tabii. Alım gücü azaldıkça gidebilme imkanı da zorlaştı. Kampanya düzenleyeceğiz. Ama hayır, gerçekten yani şöyle, güzel kampanyalar var. Yani askıda bilet var öğrenciler için ya da imkan sahibi olmayan insanlar için öyle hani gidebilmeleri için ön ayak olan platformlar var. Evet. Yani bazı kahve markalarına özellikle ülke adı almak istemiyorum ama onlara o kadar 100 lira vereceğiniz Türk filmine gidebilirsiniz. Yani yakında kahve mi versek acaba salonda biletle beraber kahve veriyoruz desek latte macchiato americano falan iş yapabilir yani. Hani biraz neye değer verdiğimizle ilgili. Evet. Yani bakın hepimizin üstünde güzel montlar. Senin montun da güzelmiş bu arada. Hani o da bir para değil mi? Evet. Dolayısıyla sinemaya, sanata verilen parayı acımamak lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Ben bu tam bıraktığınız yerden bir şeyi söyleyeyim. Bir de bu kadar hani enflasyon, her şeyin çok pahalı olduğu bir ortamda 300 kişinin yan yana girip beraber film izlemesi toplu bir terapi bir yandan da. Hani bir de öyle düşünmek lazım. Sinema bileti bence pahalı değil ama sinema biletiyle birlikte yanına bir şeyler yemeye çalıştığında o çöker.